Özel bir programda, özel bir konukla bir araya geldik. Diğer bir gençlik dernekleri genel sekreteri Berkay Ustabaş yakın zamanda tahliye oldu. Ki bir yıl aşkın bir süredir tutukluydu. Yakın bir zamanda tahliye oldu. Kendisini davet ettik stüdyolarımıza. Tutuklanışını, cezaevinde karşılaştığı kötü uygulamaları anlatacak bize. Tutuklanma gerekçelerini anlatacak bize. Biz de bu konu üzerinden size bir şeyler söylemeye çalışacağız. Kendisi hoş geldi diyoruz. Sözü ilk tutuklanışıyla beraber bize aktarmasını kendisine veriyoruz. Evet Berkay. Şöyle başlayayım. Ben yaklaşık bir yıl önce, hatta bir yıldan bir süre önce 20 Aralık'ta evim basıldı polisler tarafından. Ben o sırada evde değildim. Şöyle evde anneannem ve annem bulunuyordu. Özel harekat polisleri evi basıyorlar. Eve giriyorlar. İşte onlara diz çöktürüyorlar. Kötü muamelede bulunuyorlar. Uzun namlulu silahları onlara dayıyorlar vesaire. Bu durumdan ben işte İzmir'deyken haberdar oldum ve avukatlarımla iletişime geçtim. Dosyanın ne olduğunu öğrenmeye çalıştık biz aslında. Daha sonra avukatlar baktığı kadarıyla dosyanın işte bir terör örgütü üyeliği dosyası olduğu, üst başlığının bu olduğu fakat dosyada kısıtlama olduğu ifade edildi. Fakat tabii ortada böyle bir durum olmadığı için ben de bu hukuksuzluğun teşhir edilmesi için kalktım. Bu uygulamayı yapan işte soruşturma savcısına ifade vermeye gittim. Aynı zamanda da evimizin basılmasını, işte insanların böyle uzun namlulu silahlarla muhatap edilmesini sormak istedim aslında. Buraya gittiğimde, savcılığa gittiğimde dosyanın Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak hasebiyle açıldığını öğrenmiş oldum. Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığımız, yani zaten iddianame de böyle başlıyordu. İşte Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı tespit edildi diye. Tabii bu komik bir suçlama. Çünkü Berkin Elvan'ın cenazesine zaten gittiğimi kabul ettiğim gibi milyonlarla gittiğimi kabul ediyorum. Dahası zaten bu savunulan, açıkça ortada olan bir şey. Öyle gizli, saklı veyahut da herhangi başka bir işin parçası olan bir hadise değil. 15 yaşında bir çocuk vuruldu, polis tarafından vuruldu. 16 kilo yaşamını yitirdi. Bunun katilleri çok uzun süre bulunamadı. Dolayısıyla biz onun cenazesine katıldık, omuz verdik ve milyonlarla beraber omuz verdik. Savcı tam olarak dosyanın, işte Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak gerekçesiyle açıldığını ilk anda ifade etti zaten. Hemen akabinde savcıya bunun neden suç olmadığını anlattık. Yani cenazeye katıldığımı, cenazeyi sahiplendiğimi, dahası Berkin Elvan'ı sahiplendiğimi ifade ettim. Ve işte savcı da zaten bize şöyle ifadelerde bulundu. İşte siz bu cenazeyi benim illegal ilan ettiğimi söyleyeceksiniz ama ben yine de hani bildiğimi yapacağım şeklinde konuştu. Ve dedi ki anlattıklarınız doğru olabilir. Bu iş suç da olmayabilir. Açık açık bunları ifade etti ve dedi ki ben ahdettim. Ahdettiğim için benim bir ahdım var. Biz de tabii orada sorduk senin kime ahdın var diye. Bunu söylemedi ama dedi ki benim bir ahdım var. Dolayısıyla ben sizi buradan mutlaka tutuklamaya sevk edeceğim. Zaten içerikte bir şey yok. Sulh ceza hakimliği sizi bırakır dedi. Ama ben mutlaka tutuklamaya sevk edeceğim. Sözüm var dedi çünkü. Hemen arkasından da şöyle ekledi. İşte o dönem evimizin basıldığı dönem, işte bu kötü muamelelerin yapıldığı dönem dernekten açıklama yapılmıştı baskılar bizi yıldıramaz diye. Bunu okumuş savcı. Diyor ki baskılar sizi yıldıramazmış. Görelim bakalım ne olacak dedi ve tutuklamaya sevk etti. Ve tutuklandı. Ve tutuklandım. Zaten şöyle çok açık niyetini de ifade etti. Yani ben söz verdim ve bu işi yapacağım diye. Sulh ceza hakimliği 30 saniye falan sürdü. Hatta girmeden kararını vermişler zaten. Tabii tabii kesinlikle öyle. Peki burada küçük bir hatırlatma yapalım mı? Berkin Elvan'la ilgili. Yani niye Berkin Elvan? Berkin Elvan 16 Haziran günü başının arka kısmından bir gaz fişeğiyle vurularak yaralandı. Koma halinde hastaneye kaldırıldı. Hatta yolda ve hastanede 4 kez kalbinin durduğu söyleniyor. Doktorların açıklaması öyle. Sonrasında 269 gün komada kaldı. O zaman henüz vurulduğunda yaşı 14'tü. Öldüğünde Berkay söyledi 16 kiloya düşmüştü ve yaşı henüz 15 olmuştu. Doğum gününü komada makineye bağlıyken doğum günü olmuştu ve yaşamını yitirdi. Cenazesi yaklaşık 3 milyon civarında bir kişiyle insanla kaldırıldı. Zaten görüntülerde görüyorsunuz 3 milyon civarında kişi katıldı cenazesine. Biri de Berkay'dı, biri de bendim, belki biri de sizdiniz.
ve bunun suç olarak gösterilerek Berkay'ın tutuklanması söz konusu. Tam burada bir şey eklemek istiyorum. Aslında şöyle, bana daha önce sık sık şunu sordular. Yani tamam 2 milyon insan bu işe, 2,5-3 milyon emniyet kayıtlarına göre 2 milyon civarıymış ama biz zaten onun biraz daha fazla olduğunu biliyoruz. Emniyet sık sık böyle gerilerde yazmayı seviyor. Onlar için daha az olması daha faydalı gibi sanki. Neyse, şimdi sık sık şunu sordular. 3 milyon kişi katıldı, neden birkaç kişi tutuklandı gibi bir soru geliyordu sık sık. Onun için şöyle söylemek istiyorum. Aslında zaten gerek savcının tavrı, gerek de yani ne yaptığını çok iyi bildiğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Şunu açıkça ortaya koyuyordu. Aslında bizim üzerimizden cezalandırmak istedikleri bir kitle vardı. Yani Berkin Elvan'ın sahiplenilmesi meselesi bizim üzerimizden yargılanan şeyin kendisiydi. Zaten yargılamanın devamında olan şey de buydu. Yani sık sık, örneğin sulh ceza hakimi de dahil olmak üzere 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki heyetin ilk sorularından bir tanesi, sen Berkin Elvan'ın cenazesine katıldın mı oldu? Yani bunu suç dosyası ya da suç unsuru olarak sormak aslında bir sıkıntı. Baştan itibaren böyleydi ve şurası önemli. Aslında biz yargılanmıyorduk orada. Berkin Elvan'ın cenazesine katılmış olan herhangi biri yargılanıyordu. Bizim üzerimizden böyle bir mesaj verilmeye çalışıldığını ben düşünüyorum. Evet, ben de aynı kanadayım. Sen değil, seninle birlikte oraya katılan 2,5-3 milyon insan yargılanmaya çalışılıyordu aslında. Neyse, öyle tutuklandın. Sonra cezaevi ve cezaevinde karşılaştıklardan bahset istersen. Ve zannedersem bu konuda bayağı bir söyleyecek sözüm var. Şimdi biz tutuklandıktan sonra kısa bir süre Metris'e, Metris'ten hemen sonra da Silivri Kapalı Hapishanesi'ne, 9 No'lu Hapishanesi'ne götürüldük. Şimdi ben oraya gittiğimde öncelikle hapishanelerin girişlerinde şöyle sıkıntılar var. Yani onursuz arama dediğimiz çıplak arama dayatması yapılıyor. Siz oraya gittiğinizde işte içeriye alacakları sıra tamamen sizi işte çıplak soymaya çalışıyorlar ve bunu kabul etmediğinizde, işte bu insanlık onuruna aykırı bir uygulamadır dediğinizde saldırıyorlar. Silivri 9 No'lu Hapishanesi bu manada kendini çok zorlayan da bir hapishane. Yani burada saldırmak için herhangi bir bahaneyi zaten çok kolay bulabiliyorlar. İtiraz ettiğiniz ilk andan itibaren fiziki saldırıya vardırıyorlar meseleyi. 9 No'lu Hapishanesi'nin girişinde ciddi derece tartakladılar. Üstümdeki tişörtü yırttılar ve içeriye o şekilde girebildim. O şekilde atıldım daha doğrusu. 9 No'lu Hapishanesi'nin şöyle handikapları var. Yani örneğin kitap ve dergi hakkınız neredeyse elinizden alınmış gibi. Her fırsatta diyorlar ki bizim kütüphanemiz çok gelişkin ama kütüphaneden yazdığınız kitaplar gelmiyor örneğin. 10 tane kitap hakkınız var fakat bunu fiilen 7'ye düşürüyorlar. 7 kitap meselesi de çok ciddi bir sıkıntı. Aslında hapishanelerde özellikle de siyasi tutsaklar açısından kitap çok hayati bir noktada. Ama Silivri 9 No'lu Hapishanesi'nin ilk saldırdığı yerlerden bir tanesi kitap hakkınız oluyor mesela örneğin. İkincisi mesela yine dergi, yani politik süreli yayınları, örneğin şurada çıkıp bir kitap evinden alabileceğiniz yayını oraya vermiyorlar. Tamamen keyfi gerekçelerle. Aynı şekilde 7 kitap vereceğiz diyorlar, onları da vermiyorlar. Örneğin ben kitaplarımı Silivri Hapishanesi'nden sürgün olana kadar alamadım, gittiğim hapishanede verdiler. Yani hem böyle bir hak olduğunu söylüyorlar, onu da çok kısmış vaziyetteler ama vermiyorlar da zaten. Ve şunu tekrar söylemek istiyorum, siyasi tutsaklar açısından kitap gerçekten hayati bir noktada duruyor ve bu gibi uygulamalar, yani bu gibi kısıtlama gerçekten hayati. Dahası şöyle bir durum var, Silivri'de sürekli bir psikolojik şiddet ortamı altındasınız, böyle bir baskı var. Örneğin koridora çıktığınızda, aramalar yapıldığında, üst aramalarınız vesaire yapıldığında ayakkabı çıkarma dayatması var, bu bir keyfi arama. Pek çok yerde oluyor ama burada daha yoğun bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Dahası koridora çıktınız. Koridorda yürüyorsunuz. Örneğin avukat görüşüne gideceksiniz ya da bir yakınız görüşüne çıkacaksınız. Koridorda yürürken gardiyanlar çok rahat sağa bakma, sola bakma, önüne bak gibi böyle komutlarda bulunabiliyorlar. Bunlar çok provokatif hareketler ve sürekli bir psikolojik şiddetin parçaları. Örneğin koridora çıktınız. Yani sizin amacınız görüş alanına gitmek. İşte soldan yürü diyor. Koridor zaten o kadar geniş bir koridor değil. Soldan yürüdüğünüzde dahi soldan yürü diyor. Yani kasıt var. Psikolojik bir işkence sürekli hale getirilmiş durumda. Koridordan geçerken gayri ihtiyari bir tane hücrenin camına bakmanız demek onlar için yine size bağırılması, edilmesi, psikolojik şiddet uygulanması manasına geliyor. Dahası işte burada sohbet hakkı uygulaması çok sınırlı. Neredeyse hiç verilmiyor. Yani şöyle söyleyelim. Silivri Kapalı Hapishanesi'nde pek çok hak keyfi şekilde yasaklanmış vaziyette uygulanmıyor. Dahası
havalandırmalar hem küçük hem de üstü kapalı. Tamamen bir psikolojik şiddet ortamı var. Gardiyanların yaklaşımı sürekli tehditkar. Yer yer bunlara karşı, bu uygulamalara karşı hayır ben bu uygulamaları kabul etmiyorum dediğiniz anda da zaten fiziki şiddet uygulamaya varıyorlar. Böyle bir hal var. Ben çok kısaca Silivri için bir şey söylemek istiyorum. Silivri şimdi çok da simge bir yer. Özellikle de kapalı hapishanesi. Silivri eğer Hitler yaşıyor olsaydı 3 aşağı 5 yukarı kendini güncelleyip böyle bir hapishane kurabilirdi. Yani Silivri hapishanesi, kapalı hapishanesi Nazi uygulamalarının bu günümüzdeki tezahürlerinden biri. Kötü de bir tezahürü tıpkı yargılamaların olduğu gibi. Peki bir şey sorayım Berkay. A takımı var mıydı? Tabii A takımı var. Ondan da bahsetmişler. Var. Yani. Şöyle A takımı aslında Silivri'de şöyle bir sistem var. 9 nolda benim karşılaştığım. Şöyle bir sisteme geçmişler. Ben Kırıkkale Fethi Hapishanesi'ne gittim ya daha sonra. Orada A takımıyla koridorcular arasında daha ciddi bir ayrım var. Ama Silivri hep A takımından oluşuyor. Yani oranın konsepti bu. Herkes A takımı. Yani herkes saldırıya hazır vaziyette hemen işte sizi tehdit etmek üzere kurgulamışlar her şeyi. Ama diğer tarafta yani Kırıkkale Fethi Hapishanesi'ne gittik. Oraya da zaten girişimiz işkenceyle oldu. Biz oraya sürgün sevkle götürüldük. Bir gün hücremiz basıldı. Silivri Hapishanesi'ne alındık. Ringe atıldık tartaklanarak. Kırıkkale Fethi Hapishanesi'ne götürüldük. Kırıkkale Fethi Hapishanesi'nde de daha girerken işte odaları ayarlamışlardı. Bizi tek tek alıp işte yaklaşık 15 gardiyanın saldırısına uğradık. Dakikalarca işte kabadayı takıldı. Kişi başına düşer mi 15? Tabii. Yok biz zaten ayrı ayrı alıyorlar. Hani tek tek. Birini indiriyor ringden, götürüyor, işkencesini yapıyor, ayırıyor. Ondan sonra tekrar başka bir kişini indiriyor. Bize orada fiziki saldırıda bulundular. Dahası şöyle oldu. İşte ben ikinci ya da üçüncü sırada indim, geçtim. Robocop, bir tane Robocop giydirmişler gardiyanın birine. O elinde jopuyla geldi. İşte benim belime, sırtıma vurmaya başladı. Tam ben içerideyken girmişti. Benden sonraki arkadaşlara daha kaba falaka yaptılar. Yani üstlerini başlarını çıkartıp falaka yapmak gibi. İşte kaba etlerine vurdular, ayaklarına vurdular. Tabii biz bunların hepsini bir biçimde tanık olduk. Daha kritik olanı şu, biz buraya işkenceyle girdik. Fiziki işkence uyguladılar ve hani onu takip eden günlerde biz bunun yarasıyla, beresiyle hapishanenin içinde kaldık. Zaten baskınla sürgün olduğumuz için eşyalarımızı da alamamıştık doğru düzgün. Ve gittiğimiz yer -15 dereceydi. Ama bizim üstümüzde başımızda hiçbir şey yok. Çünkü bir hücremizde günlük yaşantı içinde birden kapılıp götürülmüşüz. Dahası orada bir doktor vardı. Yani doktor olduğunu iddia eden bir şahıs vardı. Ben onun doktor olduğuna falan da inanmıyorum. Buna hemen yani işkence yapılan odanın yanında. Yani işkence seslerini duyabileceği bir noktada bunu oturtmuşlar. Evet neyin vardı diyor. Yani neyin vardısı yok. Zaten nefes almakta bile zorlanıyoruz. Kendisine işte durumu anlattım. Yani dedim ki şu an bize işkence yapılıyor. Sen de doktorsun. Bunu kayıt altına almak zorundasın. Varsa işkence çıkar göster dedi. Bir şeyin yok falan diyor. Ben de gardiyanların oradan çıkmasını söyledim. Çünkü yani üstümüzü başımızı çıkartacağız. Zaten 5 dakika önce üstümüzü başımızı bu şekilde onursuz aramaya karşı direnmişiz. İşte çıksınlar o zaman falan da ben tutanak tutarım seni şikayet edeceğim. Her yere şikayet edeceğim deyince biraz geriledi ve dedi ki tamam çıksınlar. İçeride yaklaşık 7-8 gardiyan vardı. Bunların az bir kısmı çıktı. Çoğunluğu yine içeride kaldı. Çıktılar işte ne istiyorsun diyor. En son bana dedi ki üstünü başını çıkart diyor tekrar ısrarla. En son bana diyor ki delikanlı değil misin niye çıkartmıyorsun? Yani şimdi bu doktor tam bu sırada biz bununla tartışırken kendisini şikayet edeceğimi söylerken yan taraftan çığlık çığlığa insan sesleri geliyor. Yani darp sesleri geliyor. Kendisine bunu belirttim. Dedim ki şu anda biz bunu konuşurken bile yan taraftan çığlık çığlığa insan sesleri geliyor. Bağırışlar geliyor. Buna da müdahale etmiyorsunuz. Vesaire. Oradan apar topar çıkarıldık ve hücremize atıldık. Şunu da kısaca bahsedeyim. O olaydan hani bize soruşturma açıldı. Başka hiç kimseye soruşturma açılmadı. Ve biz o gün 12 kişi gitmiştik oraya. Biz giden 12 kişiye ceza verildi oradan. İşte önce kınama cezası verdiler. Sonra zaten cezalar arka arkaya gelmeye başladı. Yani önce saldırıyorlar, işkence yapıyorlar. Şikayetçi oluyoruz. Kovuşturmaya yer yok kararı geliyor. Ardından da bize ceza veriliyor. Cezalar şöyle olabilir mi? Biraz biz döverken bize direndi. Tabii. Mesela şöyle ceza vermelerinin gerekçesi şu. Gereksiz olarak marş ve slogan. Şimdi bizim attığımız slogan insanlık onuru işkenceyi yenecek. Bugün kimse gereksiz olarak insanlık onuru işkenceyi yenecek demez herhalde. Yani koridorlarda biz
insanlık onur işkenceye yenecek diye bağırıyorsak işkenceye uğradığımız için bağırıyoruz zaten. Ama bize ceza vermelerinin gerekçesi gereksiz olarak marş ve slogan atmaktı. Zaman zaman şöyle şeylerle karşılaştık. Duyuyoruz, tanık olduk bazı şeylere de. Adam sana tekme atıyor. Tekme tokat giriyor. Sonra gidip ayağım ağrıdı diye rapor alıyor. Sen bundan ötürü ceza yiyorsun. Sana tekme atarken ayağı ağrımış adamın. Ve bundan ötürü sana ceza veriyorlar. Bu şöyle, hapishanelerde aslında çok sık olan bir hadise. Aslında şöyle durumlarda bu gelişiyor, benim gözlemlediğim kadarıyla. Eğer sizde kalıcı bir hasar varsa, yani gizleyemiyorlarsa, genelde şöyle olur çünkü, yani döverler, işkence yaparlar, görünmeyen yerlerinize vururlar. Sonra siz şikayetçi olduğunuzda, ertesi gün doktora çıkardıklarında çok yüksek ihtimalle ya o izler geçmiş olur, ya da hani olayla bağlantısı kurulamaz falan. Ama eğer kalıcı şeyler varsa, örneğin o size saldırdığında bir yeriniz kırılmış olabilir, ciddi morluk olabilir vesaire. O zaman hem işi geciktiriyorlar hem de gidip kendileri rapor alıyorlar. Çok yakın zamanda sanırım Eylül-Ekim ayında işte bizim bulunduğumuz Kırıkkale Fethi Hapishanesi'nde Mehmet Özdemir vardı. Bizimle beraber kalan bir tutsak, terimci tutsak. Şimdi onu ayağını kapıya sıkıştırdılar ve ayağı çok ciddi şekilde yaralandı. Ayağından yaralandı parmaklarından ve durum gizleyebilecekleri gibi değil. Yani işkence yaptılar. Ayağını kapıya sıkıştılar, kapı dediğimizde hücre kapısı yani kalın, bayağı bayağı döküm kapılar. Bunun arasına sıkıştırdı ciddi bir şekilde ve yaraladılar. Yarada ayan beyan ortada gözüküyor ve bu durumu saklayamıyorlar. Bu bir şekilde raporlara geçecek. İşte o zaman devreye şu girdi. Saldıran gardiyanlar gidip bir yerden rapor almışlar. İşte şurasında kızarıklık varmış, burasında bilmem ne varmış diye. Ne oldu? Bize saldırdı. Aslında böyle bir tablo yok. Sen saldırdın, işkence yaptın, yaraladın. Ama bir bahane üretmesi gerekiyor. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Bu özellikle emniyet gözaltılarda da çok sık karşılaştığımız bir şey. Bizzat ben de yaşadım. Yani bir gün İstanbul Üniversitesi'nde köprücük kemiğim kırıldı çevik kuvvet saldırısında. Tam işte karakoldayız. Gözaltına alınmışız. Köprücük kemiğim kırılmış. Tam dışarı çıkacağım. Bir dakika dediler, çıkamazsın. Neden? Senden şikayetçiler. Kim şikayetçi? Polisler. Yani köprücük kemiğim kırılmış ama benden şikayetçiler. Gerekçe de şu, işte bize saldırdı. Yani böyle bir ikilik yaratmaya çalışıyorlar. Her yerde bu taktiği izliyorlar yani. Evet, yani o çok klasik bir taktiktir yani. Evet. İşte tekme atarken ayağım incindi. Niye sen bu kadar kasların sert, bak benim ayağım incindi falan diye rapor alıyor. Komik şeyler ama olan şeyler de böyle. Peki hastaneye gidiş gelişleriniz, tedavi sorunlarınız zannedersem şu anda Türkiye cezaevlerindeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Hastane sevkleri, sürgünlerin dışında ikinci diğer büyük sorun, hastane sevkleri, tedavi olayları, yaşamını yitiren büyük sayıda insan var, geri dönülmez hastalıklarla boğuşan çok sayıda insan var. Biraz yakın tanık olarak senden onlardan bahsetmeni isterim. Bu hakikaten işte dediğiniz gibi yani hapishanelerin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Belki de başat sorun bu. Tedavi hakkının engellenmesi söz konusu ve bu sistematik olarak bütün Türkiye'deki hapishanelerde yapılan bir şey. Her yerde örneğin kelepçeli tedavi dayatılıyor. Şimdi biz insanlık onuruna yaraşır biçimde, insanlığa yaraşır biçimde tedavi olmak istiyoruz. Gidiyoruz ve orada kelepçeli bir şekilde doktorun karşısına, çoğu zaman doktorun karşısına bile değil, teknikerin karşısına çıkartılıyoruz. Ve tedavi olabileceğimiz koşullar sağlanmıyor. Biz de bu uygulamayı kabul etmediğimiz için, yani kelepçeli tedaviyi kabul etmediğimiz için, çünkü ortada bir tedavi yok kelepçe olduğu andan itibaren. Yani böyle kapalı bir şekilde gidiyorsunuz. Bunu kabul etmediğimiz için çoğu zaman tedavimiz yapılmadan, muayeneler yapılmadan geri götürülüyoruz. Dahası buna daha gelmeden hapishanede çıkışımız yapılacağı sıra örneğin teklirink denen bir araç var. Bu teklirinkler mezar tipi yani. Mezar tipi. İşte bir kişinin zor sığacağı bir kabin, üstünüzü kilitliyorlar, kelepçeli şekilde içeri. Yani çok zor. Yani oturduğunuzda ancak kalkabilirsiniz. Yani etrafınıza dönmeniz bile çok zor. Hakikaten yani düşünün ki hastasınız, tedavi olmak istiyorsunuz, hastaneye sevk edilmişsiniz ama tabutun içine konuyorsunuz. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Şimdi bu duruma tepki gösterdiğiniz zaman, hayır ben teklerine binmeyeceğim dediğiniz zaman zaten hastaneye götürmüyorlar, hastane sevkinizi sağlamıyorlar. Dahası bir de soruşturma açıyorlar. Daha vahimi şöyle, biz şununla karşılaştık. Kırkkale Fethi Hapishanesi'ndeki doktor, ben size sevk yazıyorum, siz işte keyfi gerekçelerle gitmiyorsunuz.
Ben de bundan sonra size sevk yazmam dedim. Yani hadise şu aslında. Eğer bir hastanın sevk yazılması gerekiyorsa bunu yapması lazım. Ya da onun tedavi olacağı koşulları sağlaması lazım. Ama o şöyle bir cezalandırma yöntemine gitmeye çalışıyor. O zaman ben de sizi sevk etmiyorum. Biz şununla şöyle karşılaştık. Yine Kırıkkale Tıp Hapishanesi'nde Cihat Özdemir vardı. Uzun yıllardır tutsak olan bir abimiz. Şimdi Cihat Özdemir kulağından sıkıntı yaşıyordu. Kulağında ilerlemiş, hapishaneden de kaynaklı bir sıkıntı var. Şimdi bu tedavi olabilmek için önce dilekçe yazıyor, revire çıkıyor. Bazen şunları da yaşıyorduk. Yani dilekçe yazıyorsunuz, keyiflerine kalmışsınız. O hafta çıkarsınız ya da çıkmazsınız. Defa defa bunu yaşadık. Yani dilekçe yazıyoruz, revire çıkmak için sağlık sorunumuz var. Fakat o hafta çıkartmıyorlar. Neden çıkmadık? Cevap yok. Sonraki hafta çıkabilirseniz yani yazarsanız. O yüzden zaten bu süreç uzun. Çıktınız, hastane sevkini alıyorsunuz. İşte mesela Cihat Özdemir gidiyor, sevkini alıyor. Bu sevkten sonra işte orada inceliyorlar ve heyetin görmesi gerektiğini söylüyorlar. Heyete çıkıyor. Bu sırada tabii kelepçeleri açılmış falan. Her zaman açılmıyor çünkü. Heyete çıkıyor. Heyet de diyor ki mutlaka acilen ameliyat olman lazım diyor. Fakat Kırıkkale'de bu işi yapamayız, Ankara'ya gitmen lazım diyor. Gün veriyorlar, hapishaneye dönüyor. Fakat günü geldiğinde ameliyata gitmesi lazım. Acil bir ameliyat, tek linkten yatıyorlar. Yani tabutun içine girmesini istiyorlar. Ve dolayısıyla tedavisi olamıyor. Tekrar süreç başa, revire çıkacak. İşte önce kulak burun boğazda, sonra heyete çıkacak. Oradan gün alacak, tekrar ameliyat tarihi alacak. Kelepçeleri açılırsa, tek link dayatılmazsa, her şey olursa ameliyatın olacak ve kalıcı problemlerini belki bir miktar aşabilecek. Yani aslında rutin uygulamalar bunlar. Çok açık söylemek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Çok açık şunu ifade etmek lazım. Yani şu anda hükümet hapishanelere bir düşman hukuku uyguluyor. Savaş hukuku değil. Çünkü savaş hukukunun bile getirdiği bazı sorumluluklar vardır. Düşman hukuku uyguluyor ve açıkçası içerideki insanların sağlığının kötü olması onlar için çok da kayda değer geçen şeyler değil. Aksine açıkçası bir öğütme makinesi olarak görüyorlar hapishaneleri. O yüzden söylüyorum, bunlar Nazi uygulamalarından çok farklı şeyler değiller yani. Bir tane toplama kampında da çok yüksek ihtimalle çıkamazdınız. Ya da çıktığınız revir doktoru, işte oradan yazılan kitaplardan olan anılardan bahsediyorum, hep aynı ilacı yazıp geri gönderirdi. Bizde de uygulamalar çok farklı değil. Yani şöyle bir şey var, acil bir durumunuz oldu örneğin. Önce gardiyanı ikna etmeniz lazım, benim durumum acil. Yani örneğin çarpıntınız var, kalp krizi geçiriyorsunuz, gardiyan ikna olacak. Evet, sen kalp krizi geçiriyorsun diye. Yani dolayısıyla içeride şu, yani şunu maalesef söylemek zorundayım. İçeride şu anda bulunan siyasi tutsakların tamamının sağlıkları tehdit altında. Yaşamları da bir ölçüde tehdit altında. Çünkü şu değil yani, illa ölmeleri icap etmiyor ki zaten bu uygulamaların sonucu ölümdür. Ama onların sağlıklı yaşayamama hali de aslında bir tehdit, çok da açık bir tehdit. Ya bu da hapishaneler açısından çok önemli bir konu. Ya biz bu konuda, ben bugün açıkçası şunu da belirteyim. İşte bugün TİHİV'deydim, sonra TTB'ye başvurduk, ettik. Hani bu konunun herkes bir miktar takipçisi olmalı. İnsanların sağlık hakkına ulaşmasının için bir miktar duyarlılık göstermeli. Peki. Biz de zaten o amaçla programı yapıyoruz. Evet. Umarım birilerinin kulağına gider. Ben bir şey daha açıklamanı isteyeceğim senden. Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığım gerekçesiyle tutuklandı. Bu gerekçe kişisel olarak sana mıydı, yoksa muhalif gençliğe karşı mıydı? Aslında şöyle bir şey var. İddianamenin kendisi okunduğunda şöyle bir sıkıntı var. Savcılar şöyle yaklaşmışlar. Aslında savcılar da yaklaşmamış. Belli ki polis ya da oradaki bir akıl şöyle yaklaşmış. Açıkçası iddianamenin kendisine Berkin Elvan hedef alınıyor. Yani biz hedef alınmıyoruz aslında. Doğrudan Berkin Elvan hedef alınıyor. Dahası Gezi Parkı, Gezi direnişi hedef alınıyor. Yani iddianamede aslında biz çok yokuz. Yani bunu açıkça ortaya koymak lazım. Biz değiliz hedef alınan. Bizim geziye gitmiş olmamız hedef alınıyor. Bizim Berkin'in cenazesine gitmiş olmamız hedef alınıyor. Dolayısıyla bu mesaj kesinlikle bize doğru bireysel bir şey değil. Aksine doğrudan geziye hedef aldıkları bir iddianame ortada. Zaten şunu da söyleyeyim. Bu iddianamede tutukluluk gerekçem her dosya değişti. Her duruşma, çünkü şimdi geliyorlar bir gerekçe söylüyorlar. Örneğin evden çıkan kitapları söylüyorlar. Biz getirip kitapları koyuyoruz önlerine. Bakıyorlar, diyorlar ki bu tutuklamaya gerekçe kılınamaz artık. O zaman başka bir şey üretelim, başka bir şey üretelim. En son şunu yaptılar. Gezi Parkı'ndan gözaltına alınmıştık. Bunu koydular dosyaya. Ya dediler ki bunlar zaten Gezi Parkı'ndan gözaltına alınmış.
Berkin Elvan'ın da cenazesine katılmış. O zaman işte bu Yargıtay'ın bir yoğunluk, süreklilik kararı var. O zaman biz bunları tutabiliriz içeride. Yani şöyle, Berkin'in cenazesine gitmeye gerekçe, buradan tutuklu olmaya gerekçe Gezi Parkı eylemine katılmış olmak, Gezi direnişine katılmış olmak, Yani orada gözaltına alınmış çok olmak. fazla birbirine ayrılabilir şeyler değil zaten Zaten yani. evet değil. Yani aslında hedef de çok net onlar açısından. Hedef şu, çok açık ve net. Gezi ile hesaplaşmaya çalışıyor. Zaten son bir yılda çok fazla da hedef alıyor Evet. vatandaş. Ve sürekli bunu yapıyor. Gezi'yi sürekli hedef alıyor. Bu da onların arasında bir araçtı. Yani bizim dosyamızda, bizim dava kapsamı da bununla açıkçası ilişkiliydi. Yani bizi orada yargılarken aslında oraya katılan herkesi hedef alıyordu ve şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani esas istenmeyen nokta işte Berkin'in bir değer olarak ortada olması, Gezi direnişinin değerlerinin ortada olması, buna sahip çıkılması meselesi. Yani buna sahip çıkmayacaksınız, sahip çıkarsanız işte böyle tutuklanırsınız. Bu kriminal bir hadisedir, cezalandırılır demeye çalıştılar. Ama tam tersini söyleyeyim. Ben içerideyken dayanışmanın çok yükseldiğini gördüm. Bu dosyaya insanlar sahip çıktılar. Ve bu dosyaya sahip çıkan insanlar zaten Gezi direnişine giden insanlardı. Berkin Elvan'a omuz veren insanlardı. Dolayısıyla şu, aslında Gezi ile hesaplaşmaya çalışıyorlardı. İşte Gezi onlarla hesaplaştı. Bunu şunun için söylüyorum. Bizi içeri aldılar. Bir yıl tutmaları için hiçbir hukuki gerekçe yoktu. Ama teamül gereği bunu pek çok avukatla görüştük. Teamül gereği mütalaa aşamasında da bizi bırakamazlardı aslında. 3 ay daha tutsalardı dosyanın işte uyumluluğu açısından ciddi bir sıkıntı göstermeyecekti. Ama dayanışma bu duvarı aştı. Aşan şey bu oldu. Bizi bırakmak zorunda kaldılar yani. Bir yıldır bu hukuksuzluğu artık sürdüremediler. Sürdüremedikleri noktada da bizi tahliye ettiler. Yani bizim içeriye girmemizin sebebi zaten Gezi direnişinin hedef alınmasıydı. Bizi dışarıya çıkan şey de aslında Gezi direnişinden kalan o değerleri sahiplenen insanlar olmuş oldu. Onun dayanışmasıydı. Tabii, Ben de tanık kesinlikle. oldum ona. Yani pek çok isim, yani toplumun tanıdığı çok sayıda isim sana özgürlük için çağrılar yaptı, tepkilerini koydu. Biz de yaptık. Bir sürü insan yaptı. Ben baktım, aa gerçekten bu da mı Berkay'a dayanışma yapıyor diye şaşırdığım isimler bile oldu. Ama buradaki dayanışma ve destek aslında Gezi'ye olan destek ve dayanışmaydı. Aynen sizin tutuklanmanızın nedeni de Berkay olman değil, Berkin Elvan ve Gezi direnişi. Berkin Elvan'ın ismi de değil aslında, Gezi direnişinin simgesiydi Berkin çünkü. Bunu görmek ve açıklamakta bence fayda vardı. Çok güzel açıkladın. Hedef Gezi ile hesaplaşmaktı bunlar açısından ama Gezi onlarla hesaplaştı diyelim. Son bir şeyleri daha toparla istersen, Şöyle söyleyeyim, aslında bu süremizi kısım biraz kapatalım. önemli. Ya yani bizi dışarıya çıkartan şeyin dayanışma olduğuna kesinlikle inanıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Bugün Türkiye'de bir adalet krizi var. Yönetemedikleri bir adalet sistemi var ve işler birbirine girmiş durumda. Tamamen kaba kuvvete dayalı, basmaya, ezmeye dayalı bir sistem. Şu anda halihazırda karşılaştığımız şey binlerce insan, şu anda gerçekten binlerce insan kimi iddianamesiz, kimi boş iddianamelerle bugün hapishanelerdeler. Bu insanlar esas da topluma verilen mesaj çerçevesinde cezalandırılıyorlar, cezalandırılmaya çalışıyorlar. Şundan da çok kısa bahsedeyim. Aslında başta bahsedecektik ama es geçmiş olmayayım. İşte sürgünlere gönderiyorlar. Bugüne kadar tutuklama zaten Türkiye'de bir cezai uygulama olarak ortaya kondu. Yani tutuklama harici bir uygulama olarak değil, son bir tedbir olarak değil, cezalandırmanın bir aracı olarak ortaya kondu. Ve şimdi bu tutuklama cezasına bir de sürgün cezası eklendi. İnsanlar sürekli ailelerinin yaşadığı bölgelerden çok çok uzak bölgelere sürgün ediliyorlar. Aileleriyle birlikte cezalandırılıyorlar ve hapishane koşullarının bu kadar kötü olması da esas da biraz buraya tekabül ediyor. İnsanlar sonuna kadar cezalandırılmaya çalışıyorlar. Ama niye cezalandırılmaya çalışıyorlar? Dışarıya bir mesaj. Yani bir biçimde iktidarın politikalarından rahatsız olan, ona muhatap olan, ona böyle yapmaması gerektiğini hatırlatan, böyle olmaması gerektiğini düşünen, biz bunu hak etmiyoruz diyen insanlara mesaj verilmeye çalışıyor. Bütün bu uygulamaların kendisi bunu ifade ediyor. Dahası bu insanların çoğu, hemen hemen hepsi bu kapsamda tutuklanmış ve cezalandırılmaya çalışan insanlar. Dolayısıyla bir biçimde adalet mefhumuna sahip çıkmamız icap ediyor. Bizim adaleti onlardan beklemeyip adaleti kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu az önce bahsettiğim dayanışma bu anlamda çok daha değerliydi. Zaten adaleti kazanacak olan şeyin kendisi de bu dayanışmadır. Evet, Berkay
son sözlerini söyledi. Bunun üzerine bir şey söylemeyelim bence. Sadece cezaevlerindeki sağlık, sürgün ve benzeri uygulamalara dikkat çekmiş olalım. Berkin ve Gezi direnişine yönelik bir hesaplaşma girişiminin sonucu tutuklandı. Ama Berkin ve Gezi direnişinin sahiplenme ruhuyla ortaya konan desteklerle de salıverildi. Gene aramızda. Son söz olarak şöyle bir şey söyleyerek kapatalım programımızı. Berkay ve Berkaylar her zaman olacaktır. Gezi'ye ve Berkin'e ve ondan gelen ruha sahip çıkacaklardır. Bunu biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla, yeni programlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin efendim.